Başlatalım. Evet arkadaşlar geçen hafta kaldığımız yerden rasyonel sayı sorularıyla devam ediyoruz. Şimdi geçen hafta bir soruyu sanırım yarım bırakmışız. Bir 2016 ortaöğretim sorusu vardı. Güzel de bir soru aslında. İsterseniz ona bakalım. Evet arkadaşlar şimdi o geçen hafta yarım bıraktığım soruyu çözeyim. Sonra bugün özel sorularına bakacağız. Rasyonel sayılar sıralama nasıl yapılıyor? İlk 40 dakikada direkt burayı bitireceğiz. Şimdi o soruyu ben yazayım buraya arkadaşlar. Sonra birlikte bakalım. Siz soruyla uğraştınız mı hiç bilmiyorum ama. Hızlıca ben buraya şey yapıyorum. Soruyu yazıyorum ben. Sorumuz şuydu. Bu soru 2016. Çok özür dilerim. Kalem biraz şey tutukluk yapıyor. Evet. Arkadaşlar 2016'da ortaöğretim KPSS sınavında çıkmış bir soru yazmıştık. Çözmemişiz soruyu. Yazıyorum ben buraya soruyu. 0-05. Arkadaşlar seste falan bir problem olursa siz yine chat kısmından yazın uyarın beni. Olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi 05 eksi 005 eksi 1 yazmış. Ha evet bu soruyu şimdi hatırladım. Ben soruyu yazmadan önce de uyarı yapmıştım. Bir üslü sayılarda eksili kuvvet olunca ne yapıyoruz diye. İşleminin sonucu nedir? Sorumuz buydu arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen bu soruyu çözelim, halledelim onu. Şıkları yazmıyorum. Zaten geçen hafta not alan arkadaşlarımız şıkları da yazmışlardır. Uzatmayayım hiç. WhatsApp'ta bir arkadaşımız giriş yapılamıyor yazmış. Giriş. Arkadaşlar giriş yapılıyor. Arkadaşımıza bir cevap yazayım. Tamam. Şimdi ben WhatsApp'ı kapattım. Arkadaşlar soruyu çözelim. Arkadaşlar eksi kuvvet önce hatırlatayım tekrar çok kısa. Arkadaşlar eksili kuvvet demek ne demektir? Mesela 3'ün normalde birinci kuvveti nedir? 3'tür. Doğru mu? Evet. Ama eksili kuvvet olduğu zaman bu 3 altında gözükmeyen bir vardır. Tersine döner. Yani eksili kuvvetler sayının cevabını eksi yapmaz. Ne yapar? Cevabı pay ve paydayı yer değiştirir. Ters çevirir. Mesela atıyorum 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Bu ne demektir? Normalde ikinci kuvvetini direkt alabilirsin. İkinci kuvveti nedir bunun? 4 bölü 9'dur ama eksi olduğu için bunu tersine çevirirsin. 9 bölü 4'tür. Ya da ters çevirip ondan sonra ikinci kuvvetini alırsın gibi gibi. Çözelim şimdi soruyu. Arkadaşlar bunları kesirli sayıya çevireceğiz. Kesirli sayıya çevirelim. Şurayı çok kısa bir temizleyeyim isterseniz. Evet. Arkadaşlar şu nedir? Şu sayı 5 bölü 100'dür. Doğru mudur? Artı şu sayı da 1 bölü 10'dur. Burada bu ikisinin cevabı ne yapar arkadaşlar? Bu ikisinin cevabı şunu 10'la genişlettiğinizi düşünün. Bunu çarptım 10 oldu. 5 ile topladım. Arkadaşlar orası 15 bölü 100 oldu. Bakın şu cevap şurada dursun. Şurayı çözdük şu anda. Şurayı çözelim. Orası da nedir arkadaşlar? 5 bölü 10. 5 bölü 10 eksi 5 bölü 100'dür. Doğru mu? Bakın çevirmeleri geçen hafta anlatmıştım. Herkes biliyor kabul ediyorum. Eksi birinci kuvvet vardır. Bunu da şöyle 10'la çarparsanız burası 50 oluyor değil mi arkadaşlar? 50'den 5 çıktı. Buranın cevabı 45 bölü 100 çıkıyor. Ama eksi birinci kuvvet var. Arkadaşlar eksi birinci kuvvet demek ne demekti? Sayıyı birinci kuvvetini al 45 bölü 100 ama ters yaz. Yani 100 bölü 45'tir. Doğru mudur? Bakın birinci parantezin cevabı şurada yuvarlak içine aldım. Şuranın cevabını buraya aldım. Yanlış yapmadık herhalde. Tamamdır. Arkadaşlar bu ikisi çarpım durumundaydı. Bakın yukarıda çarpalım bunları. 15 bölü 100 çarpı 100 bölü 45. Burada yüzler birbirini götürdü. Arkadaşlar 15 ile 45'i sadeleştirirsin. Zaten 45 sayısı. 15'in direkt 3 katı değil mi? Evet direkt 3 katı. Ya da şöyle yapalım. 15 ile sadeleştiriyorum. 15'e böldüm 1. 15'e böldüm 3. Burası 1 bölü 3 oldu. Alt kısım arkadaşlar bakın şöyle şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. 3 bölü 10'un eksi birinci kuvveti değil mi bu? Eksi 1 ters çevir demekti. Yani burası 10 bölü 3 olmuyor mu arkadaşlar? Bu da nedir?
Birinci kesri aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpacağım. Doğru mudur? 3 bölü 10 diye ters çevirdim. Burada üçler birbirini götürdü. 1 bölü 10 çıktı cevap. Şıklarında da yanlış hatırlamıyorsam evet. Virgüllü sayılar var. 1 bölü 10'u da nasıl yazarsınız? 0, 1 olarak yazarsınız dedik. 4 işlem yapacağız. Sınavın bakın en garanti sorusu. 1 kesirli sayı sorusu. 2 ondalıklı sayılar soruları. Şimdi arkadaşlar özel sorular diyelim. Onları da biraz gösterelim. Zor gibi duruyorlar ama çözümleri çok uzun sürmeyecek. Sadece herkes ne yapacağını bilsin. Birinci tip özel soru diyelim. Birinci tip özel soru diyelim. Arkadaşlar burada soru size, mesela örnek diyelim. Örnek. Soru size şöyle bir A ifadesi verecek. Mesela dedi ki, nasıl yazalım orasını? Mesela burası şöyle olsun. 2 bölü 13 eksi 2 bölü 17 artı buraya da arkadaşlar 17 bölü 19 yazalım hadi. Diyor ki olduğuna göre soru bana bir şey soracak şimdi. Soru bana bir şey sorsun. Ne sorsun soru bana? 24 bölü 13 24 bölü 13 artı 19 bölü 17 artı 19 bölü 17 artı evet, mikrofonlarımızı kapatalım. 40 bölü 19. İfadesinin, bunların hepsi artı bu arada, ifadesinin A türünden ya da A cinsinden eşiti hangisidir? A türünden eşiti hangisidir dedik. Arkadaşlar bu tarz sorularda size işlem yapamayacağınız, bakın paydalara bakın çok kötü sayılar yazdım, gayet çirkin sayılar yazdım. Ne yapacağız bu sorularda? Burada payda eşitleyerek soru çözemeyiz. Ama size verilen kısımla sorulan kısım aynı. Fikri olan arkadaşlar var mı bilmiyorum. 30 saniye bakmak isteyen bakabilir soruya. Ha mesela şıklarını da yazayım sorunun. Şıklarında da şu tarz şeyler var. Şurayı sileyim. Bu tarz sorular nasıl çözülüyor? Hemen konuşup geçelim bu kısmı. Mesela sorunun şıklarında da arkadaşlar şu tarz şeyler görürsünüz. A eksi 6, 6 eksi A artı 6, eksi A eksi 6, E'de de 6 çarpı A. Mesela şıkları da bunlar olsun sorunun. Evet, şimdi yok sorunun cevabı harfli bir cevabı var sorunun. Evet, size A'yı söylemiş. Bu ifadenin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet arkadaşlar şimdi soruyu isterseniz konuşalım. Bir soru da ben size yazayım. Şu tarafı siliyorum. Arkadaşlar bakın en azından şu anda ne yapacağımızı konuşacağız burada. Sorular zor değil. Sadece sayıları kötü görüp de işte bunlar çok zor sayılar. Ben nasıl payda eşitleyeceğim deyip sorudan kaçmıyoruz. Payda falan eşitlemeyeceğiz zaten sorularda. Yapacağımız şey şu. Arkadaşlar bu tip sorularda size A'yı vermiş mi soru? Bu A değil mi? Size bir şeyi soruyor. Bunun diyor A türünden eşiti nedir? Size verilen ifadeye de siz bir harf verin. Gidin bunu bir harfe eşitleyin herhangi bir harfe. Mesela bu da B olsun. Arkadaşlar bu tarz sorularda amaç şu. Taraf tarafa işlemler yapacağız. Bakın iki tane şey yapılacak soruda. Ya taraf tarafa toplayacağız ya da taraf tarafa çıkaracağız. Bunları bakın şöyle taraf tarafa toplayacağız. Yalnız taraf tarafa toplama mı yapacağız yoksa çıkarma mı yapacağız? Bunun kararını nasıl vereceğiz? Ona bakalım hemen. Arkadaşlar amaç şu. Hocam taraf tarafa toplama mı yapacağım, çıkarma mı yapacağım? Ben bunun kararını nasıl vereceğim? Onu şöyle yapacağız. Siz bunu bir taraf tarafa toplayın. Amaç şu. Amaç siz aynı paydaya sahip olan sayıları toplayacaksınız. Doğru mu? Mesela bununla bunu toplayacağız. Bununla bunu ya da çıkaracağız. Amaç bu işlemlerin sonunda tam sayılar elde etmek. Mesela bakın çıkarırsanız ne olur? Arkadaşlar 24'ten 2'yi çıkarırsanız orası 22 bölü 13 yapar değil mi? Bak şuraya yazayım 22. Ama 22 bölü 13 tam bir sayı değildir. O zaman dersin ki demek ki taraf tarafa çıkarma yapmayacağız. Demek ki taraf tarafa toplayacağız. Bakın bunları taraf tarafa toplayalım. Şuraya yazıyorum. Sol tarafta tabii harfleri de yazın. Bakın ben şeyi çok görüyorum. İşlemleri doğru yapıp harfleri yanlış yazdığı için özellikle çıkarma yapılan sorularda harfleri yanlış yazdığı için doğru çözüp yanlış cevabı işaretleyen arkadaşlarımız oluyor. Taraf tarafa topladık değil mi şu an biz bunları? Toplayalım. Sol tarafa ne yazıyorum?
A artı B yazdık mı? Şimdi toplayalım arkadaşlar. 2, 24 daha ne yapar? Tabii aynı paydalıları kendi arasında topluyoruz. 2, 24 daha ne yapar? 26 bölü 13 oldu mu? Arkadaşlar eksi 2 ile 19'u toplarsanız ne olur? Cevap 17 bölü 17 olur. Doğru mudur? 17 ile 40'ı toplarsanız ne yapar? 57 bölü 19 oldu. Arkadaşlar bakın bunların hepsi tam sayıdır. 26, 13'ün kaç katıdır? Burası 2'dir. 17 bölü 17 nedir arkadaşlar? 1'dir. 57 de 19'un tahmin edin. Katı olmak zorundadır. Kaç katıdır tahminen? Arkadaşlar oranın cevabı da 3'tür. Yani burası 2, 1, 3. Toplarsak kaç eder? 6. Arkadaşlar A artı B'yi biz 6 olarak bulduk mu? Sonra yapacağımız şey şu. Size sorulan şeyi yani sizin kendi harf verdiğiniz şeyi yalnız bırakmanız lazım. Sorunun sonunda sizin harf verdiğiniz şey hep yalnız kalacak. O zaman burada bir denklem çözeceğiz. Burada B'yi yalnız bırakacağız her zaman. Arkadaşlar A'yı karşıya atarsanız A karşıya ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. 6 eksi A dedik. Umarım hep artı mı koyacağız işlem yaparken? Yok. Hep artı koymayacağız. Bak bir arkadaşımız sormuş. Hep artı mı koyacağız? Hep artı koymayacağız. Sesime iyi kulak ver. Bak ne yapacağız? Biz sorularda ya toplama yapacağız ya çıkarma yapacağız. Bunun kararını nasıl vereceğiz? Sen önce şu ilk kesirleri dene. Mesela toplayınca mı cevap tam sayı çıkıyor? Çıkarınca mı? Bak çıkarınca ne oluyor? 24'ten 2'yi çıkar mesela. Ne oldu? 22 bölü 13. Bak buraya yazmışım. 22 13'ün bir katı mı? Değil. Tam sayı değil. Demek ki o zaman diyeceğiz ki demek ki eksi koymayacağız. Demek ki bana cevabı artılı işlem. Yani toplama verecek. Bak toplayınca da ne oldu 24 ile 2'yi? 26 bölü 13. 26 13 tam sayı mı? Evet. 13'ün tam 2 katı. 17 bölü 17 tam sayı. Bu da bir tam sayı çıktı bakın gördüğünüz gibi. Tamam. Yani hep artı koymayacağız. Bazen de çıkaracağız. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mesela biz bu soruda farz edin ki çıkarma yapıyor olalım. Çıkarma yapıyor olsaydık. Mesela herkes genelde büyükten küçüğü çıkarmayı tercih eder. 24'ten 2'yi çıkarttınız ya mesela. O zaman sol tarafı düzgün yazalım. Soruyu doğru çözüp de yanlış şıkı işaretleme olayı bu şuradan kaynaklanıyor. 24'ten 2'yi çıkarıyor mesela. Yani ne yapmış oluyor sonuç olarak? B'den A'yı mı çıkartmış oluyor? O zaman ne yapacağız? Sol tarafa gidip B eksi A yazacağız. Ona dikkat edin. B'den mi A'yı çıkartıyorsun? A'dan B'yi mi? Yanlış yapan arkadaşlar şöyle yanlış yapıyor. Gidiyor 24'ten 2'yi çıkarıyor ama yazarken A eksi B diye yazıyor. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar B'den A'yı çıkarttıysan o zaman B eksi A yaz. Ama A'dan B'yi çıkarttıysan da A eksi B yazarsın. Unutmayın sorunun sonunda da yalnız bırakacağımız ifade hep sizin harf verdiğiniz ifade olacak. En sonda B'yi yalnız bırakın. Gidin şıkkı da işaretleyin gibi gibi. Arkadaşlar bir soru da size yazıyorum. Şimdi soruyu size bırakacağım. Şimdi şurayı biraz çok kısa temizleyeceğim. Yazmayan arkadaşımız varsa yazsın. Fotoğraf da çekebilirsiniz. Şimdi şu soruyu çok kısa bir ben inceleyeyim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burayı siliyorum. Size bir soru yazıyorum. Bir soru daha yazıp geçeceğim burayı. Başka özel sorulara bakacağız. Ama arkadaşlar şunu bir daha söyleyeyim. Bu soruları, bu sorunun aynısı. En son benim hatırladığım 2013'te lisans KPSS'de bir soruldu. Ne orta öğretim ne ön lisans genelde sorularda tercih edilmiyor. Sadece kitaplarda göreceksiniz. Ben bilin diye anlatıyorum. Zaten bu ders bitireceğiz şeyi, rasyonel sayıları. Evet. Kübra mikrofonumuzu kapatalım. Oradan hoparlör işaretine bas. Kapat şeyi. Şimdi arkadaşlar sorumuz şöyle olsun. Örnek diyelim. Örnek. Soruyu şöyle yazalım. Arkadaşlar soru size bir tane x sayı. Hadi bu sefer harfi değiştirelim. X sayısını şöyle versin soru size. (13/11) olsun burası. Arkadaşlar burası 29/13 olsun. Buraya da ne yazalım arkadaşlar? Burası da ne olsun ne olsun burası? Hadi 37/15 olsun burası da. Tamamdır. Arkadaşlar diyor ki ise (2/11) eksi işaretlere dikkat edin bu arada. İşaretlere dikkat edelim.
Eksi 10 bölü 13 artı 7 bölü 10, yok 7 olmasın orası. Orası arkadaşlar ne olsun biliyor musunuz? Çok özür dileyerek biraz bekletiyorum. Hadi orası da 22 bölü 15 olsun ya. Tamam. Arkadaşlar sorumuz bu. Arkadaşlar soruyu bir daha yazmıyorum. İfadesinin şöyle diyorum. X cinsinden az önceki sorunun aynısı. Bir daha yazmayayım uzun uzun. X cinsinden eşiti hangisidir? Bakın. Soruya şık da yazıyorum. Dikkatli çözelim soruyu. X eksi 5. Eksi x eksi 5. X artı 5. 5 eksi x. 5 çarpı x. Evet arkadaşlar sorumuz bu.23 olsun derken acaba neresi 23 olsun? Arkadaşlar 22 tam oluyor. 37'den 22'yi çıkarttığınız zaman ne yapıyor? Bakın soruda herhangi bir hata yok. 37 bölü 15 var ve 22 bölü 15 var. Dikkat edin. 37'den 22'yi çıkardığınız zaman zaten 15 yapacak. Ha bu arada bu 23 olsun diyen arkadaşlar herhalde taraf tarafı toplama yapmaya çalışıyorlar. Ama taraf tarafı topladığımızda 3'ü birden tam sayı olmuyor. Amaç ne arkadaşlar sorular? Amacı unutmayın. Bizim amacımız sorularda taraf tarafa toplama ya da çıkarma yaparak 3'ünün de tam sayı olmasını sağlamak. Evet, kalemlerimizi oynatalım şimdi. Arkadaşlar, çözmeye başlıyorum. Taraf tarafa toplama mı yapılmalı sizce, çıkarma mı? Bakın deniyoruz. Az önce bak bir arkadaşımız sordu ya, hep artı mı koyacağız diye. Hep artı koymayacağız, bazen eksi de koyacağız. Peki bunun kararını nasıl vereceğiz? Bak mesela taraf tarafa toplama yapmayı dene bir. Dene mesela. Ha bu arada size sorulan şeye bir harf verin mutlaka. Buna x demiş mi? Siz de buna y deyin. Bak mesela dene şunları. 13 ile 2'yi mesela toplamaya çalış. Artı koyduğunu varsayalım. 13 ile 2'yi toplarsan cevap ne yapar? 15 bölü 11 yapar. Mesela 15 bölü 11 tam sayı mı? 15 11'e tam bölünebilir mi? Bölünemiyor. Demek ki tam sayı olmadı. Ama amacımız bizim tam sayı yapmak değil miydi orayı? Evet. Evet. O zaman demek ki taraf tarafa toplama yapmıyoruz. Arkadaşlar taraf tarafa çıkaracağız. Bakın büyük sayılar yukarıda olduğu için şöyle yapalım. Bazen x'ten y'yi çıkarırsınız. Bazen y'den x'i. Şu an büyük sayılar yukarıda mı arkadaşlar? O zaman x'ten y'yi çıkarıyorum. Bakın sola yazıyorum. Üsttekilerden alttakileri çıkaracağım için düzgün yazalım. X eksi y. Bazen de büyükler aşağıda olur. Y'den x'i çıkarmak zorunda kalırsın. Arkadaşlar 13'ten 2 çıkarsa ne olur? 11 bölü 11 doğru mu? Arkadaşlar burada 29'dan bakın 10'u çıkartmıyoruz. 29'dan eksi 10'u çıkarıyoruz. Orada işarete dikkat edelim. Yani burayı iyi izleyelim. 29'dan eksi 10'u çıkarıyoruz. Bakın 29 eksi eksi 10. Burada eksi eksi ne yapıyor arkadaşlar? Artı yapıyor mu? Yani orası ne oluyor? 39 bölü 13 oluyor. Doğru mudur? 39 bölü 13 oldu. Sonra artı 37'den 22'yi çıkarırsam ne olur? 15 oldu. 15. Bakın hepsi tam sayı geldi. Arkadaşlar 11 bölü 11 kaçtır? 1. Bu kaçtır? 3. Bu kaçtır? 1. O zaman x eksi y arkadaşlar ne yapıyor? 5 yapıyor. Tamamdır. Arkadaşlar kimi yalnız bırakacaktık? Y'yi. Yalnız bakın burada y'nin önünde ne var arkadaşlar? Eksi var. Ama bana normal y lazım. O zaman bunun normal y olması için bunu bu tarafa alıyorum. Eksi y buraya y olarak geçti.
5'i de bu sol tarafa alıyorum. 5 ne olarak geçti x'in yanına? Eksi olarak geçti. Yani y'miz x eksi 5 dedik. Bakın yanlışlıkla yapılabilecek hani tahmin ettiğim hatalardan biri. X'i karşıya sallayıp da x'i karşı eksi olarak sallayıp da cevap budur diyenler hata yapmıştır. Niye? Çünkü o eksi y'yi yalnız bırakmış. Ama bizim amacımız artı y'yi yalnız bırakmaktır. O yüzden bu artı olsun diye bu tarafa salladım gibi. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Şimdi ikinci tip soru diyoruz. Arkadaşlar şimdi geçen hafta kesir çeşitlerinden bahsetmedim. İkinci tipe geçmeden önce çok kısa şuraya kesir çeşitlerini yazayım. Aslında bu kesir çeşitleriyle alakalı çok sakat sorular da var. İkinci tip demeden önce şöyle diyelim bir. Kısaca bunları ben size hatırlatayım. Arkadaşlar kesir çeşitleri... Evet arkadaşlar bizim a bölü b kesrimiz olsun. Biz buna pay, buna payda diyoruz. Doğru mudur? 1 diyelim arkadaşlar. Basit kesir. Arkadaşlar basit kesirler nasıl kesirlerdir? Payı paydasından küçük olan. Yani bir kesirde üstteki sayı daha küçük oluyorsa biz buna basit kesir diyeceğiz. 2 bileşik kesir diyoruz. Hemen şimdi sorulara devam edeceğim. Üstteki sayı alttakinden daha büyük olursa ya da eşit olursa, büyük ya da eşit olursa buna da bileşik kesir diyoruz. Arkadaşlar burada bunları yazarken bakın şey de yazalım. Şu iki ifadeyi de şöyle mutlakça diye şey yapayım. Mutlakça demek ne demek? Herkes mutlak değerin ne olduğunu bilir. Mutlak değer ne demek? Hani ortaokulda falan anlattılar ya. Her şey dışarı ne çıkar? Artı olarak çıkar. Doğru mu? O zaman basit bileşik ayrımını yaparken arkadaşlar mutlakça düşüneceğiz. Yani eksileri görmezden geleceğim. Her eksiyi artı gibi göreceğim. Mesela ben size sorsam işte eksi 8 bölü 5 nasıl bir kesirdir desem arkadaşlar eksi 8 daha küçük olduğu için basit kesirdir diyemeyiz. Yanlış olur. Basit kesir bileşik kesir ayrımını yaparken eksiyi kapatacağız. Eksiyi görmezden geleceğiz. Yani her gördüğüm şeyi artı göreceğim. Bunu 8 bölü 5 gibi görüp cevap vereceğim. O zaman üstteki daha büyük olduğu için o zaman bu kesrimiz arkadaşlar bizim bileşik kesirdir. Ama mesela eksi 3 bölü 4 kesri şeydir, basittir. Artı olarak görsem bile artı 3'tür. 3, 4'ten küçük bir sayıdır gibi gibi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi 3. kesrimiz var. Aslında 3. kesrimiz bir kesir çeşidi değil. Bunlar bileşik kesirlerden gelme kesirler. Neydi 3. kesrimizin adı? Neydi? Türemiş kesir değil mi? Evet. Ben bazen derslerde soruyorum. Türemiş kesir diyorlar. Türemiş değil değil mi? Şimdi türemiş diyen arkadaşlar şey yapıyor. Yani bir şeyler hatırlıyor ama Türkçe dersinden mi hatırlıyor? Matematikten mi? Tam karar veremiyor. Bu türemişler de şeyde var değil mi? Türkçe dersinde var. Kelime türlerinde. Şimdi 3. kesrimiz arkadaşlar tam sayılı kesir. Evet. Arkadaşlar tam sayılı kesir dediğimiz aslında özelliği olan bir kesir değil. Şöyle yazılırlar. A, B, C. Ya bu nasıl okunacak? A tam B bölü C. Aslında arkadaşlar tam sayılı kesir dediğimiz kesirler bileşik kesirlerdir. Yani bileşik kesirlerden türeyen kesirlerdir. Mesela atıyorum hani şöyle kesirler olur ya. 23 bölü 4 kesiri. Siz bu bölme işlemini yaptığınızda 23'ü 4'e böldüğünüz zaman 23'ün içinde 4 kaç kere vardır tam olarak? Tam olarak 5 kere vardır değil mi? O zaman biz bunun tam kısmı işte bak şu tam kısmına cevabı söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki 5 tam. Payda değişmeyecek hiçbir zaman. 5 tam. Yalnız 5 tane 4 20 ediyor. Artan sayı orada kim? 3. O artan sayıyı da şuraya yukarı yazacağım. Ve bunu nasıl okuyacağım? 5 tam 3 bölü 4 şeklinde okuyoruz. Bunun sağlaması nedir? Ben size bir tam sayılı kesir verip hadi bunu bileşik kesire çevirin desem nasıl çevireceksiniz? Bununla bunu çarpacağım. Burayla toplayacağım. Doğru mudur? 5 kere 4 20. 23 bölü 4 bak eski haline çevirmiş olduk gibi. Arkadaşlar bu arada soruların içinde mesela bakın 2 tam 2 bölü 3 işte eksi mesela böyle sorular görürsünüz kitaplarda. Böyle soruları çözerken bunu önce şeye bileşik kesire çevirip öyle işlem yapın. Mesela 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 6 ile 2'yi topladım. Cevap ne oldu? 8 bölü 3 oldu. Sonra paydaları eşitleyip devam edersiniz rasyonel işlemine. Bir de burada çok çok hata yapılan bir kısım var. Şu kısım. Mesela
Arkadaşlar size buraya bir kesir yazıyorum. Size buraya bir kesir yazacağım. Bana birisi eksi 1 tam 1 bölü 6. Arkadaşlar sizce bunun cevabı nedir? Sizce şu yazdığım şey tam sayılı kesir yazdım. Eksi 1 tam 1 bölü 6. Nedir bunun cevabı? Bir yazabilir mi chat kısmına? Herhalde bu şeyde bir acaba şeylik mi var? Bir böyle pardon ağzımı bozmayayım şimdi. Bir tuzak mı var gibi algılayalım. Evet arkadaşlar cevabımız cevabı yazıyorum. Cevabımız bak beklediğim hatayı herkes yaptı. Beklediğim hatayı herkes yaptı. Cevap arkadaşlar eksi 7 bölü 6. Tamam. Neden eksi 5 bölü 6 değil konuşalım. Arkadaşlar bu tarz kesirleri bileşik kesire çevirirken az önce hani şey demiştim ya mesela atıyorum eksi 8 bölü 5'e biz bileşik kesir mi dedik? Evet siz bunu çevirirken eksiği görmezden gelecektik değil mi? Orada 8'i 5'e bölünce mesela cevap 1 tam yapıyor. Eksi 1 tam. Orada Sarkan 3'ü ben buraya yazıyorum. Doğru mu? Burada çarp topla yaparken arkadaşlar eksiği kapatacağız. Eksiği görmeyeceğiz. Bakın şöyle yapayım. Eksiği görmeyeceğiz. Önce şunu yapacağım. 6 kere 1 6. Bir daha 7 bölü 6. Sonra gideceğim önüne eksiği koyacağım. Tamam. Yani şu işlemle direkt aynı işlem değil mesela. Bu bir direkt toplama işlemi olsaydı. Genelde tam sayılı kesirlerle bu toplama işlemleri benzer ama burada farklılık gösterirler. Mesela böyle bir işlem olsaydı çarpardın eksi 6. Eksi 6 ile 1'i topladım. Orada cevap eksi 5 bölü 6 olurdu. Bu doğruydu. Ama böyle eksili tam sayılı kesirleri bileşiğe çevirirken eksiği önce kapatacağız. Eksiği önce görmeyeceğiz. İşlemi yapacağız sonra eksiği önüne atacağız. Tamamdır. Arkadaşlar yoksa eksi 5 bölü 6 dersem bu bakın basit kesir oldu. Ama basit kesir olmaz. Bu tam sayılı kesirler neydi? Bileşik kesirlerden gelen kesirlerdi. Arkadaşlar size kesir çeşitlerinin hikayesini anlattım. Bu dursun burada. Şöyle kısa bir soru tipimiz var. Soru hakkında fikir sahibi olan arkadaşlarımız isterse soruyu bir dakika uğraşsınlar. Sonra ben sorunun sonunda size kısa bir yol da göstereceğim. Evet, kesir çeşitlerini öğrenmiş olduk. İkinci tip soruda şunu yapacağız. Arkadaşlar soruyu yazalım. Örnek. Ve bu kalıp bir soru arkadaşlar bu arada. B artı 1 bölü C eşittir. Şimdi orası nasıl yazalım? 27 bölü 4. Arkadaşlar ise A ve C toplamı kaçtır? Evet sorumuz bu. Arkadaşlar bakın şu an özel sorular çözüyoruz. Genelde hani böyle bana sürekli işte dershanede falan getirilen sorulardan bir tanesi. Önceki soru tipini öğrendi herkes. Taraf tarafa toplama çıkarma yapıyoruz. Amaç tam sayılar elde etmek dedik. Unutmazsak bu sorular da size kesinlikle çok kolay gelecektir. Şimdi ben böyle bir harfli bir ifade yazdım. Bir denklem çözeceğiz burada. Sorunun başında A, B, C'nin tabii şeyi söyler size. Pozitif reel sayılar falan der. Pozitif tam sayılar da der. Bir şeyler der. Evet bekliyorum. Uğraşan arkadaşlarımız olur diye bekliyorum. Hemen şimdi birlikte çözeceğiz soruyu. Evet var mı soruya cevap söylemek isteyen? Şimdi bu sorunun mantığını da ben böyle bir soruyla karşılaşırsam harfli bir soruyla karşılaşırsam ne yapacağım onu konuşalım. Şimdi arkadaşlar soruyu çözelim beraber. Şurayı sağ tarafı sileyim. Bakın hani az önce şöyle eksili bir tane tam sayılı kesir yazdık ya burada.
Evet, bazı arkadaşlarımız cevap yazmışlar. Şimdi cevap galiba tam hatırlamıyorum ama 10 olması lazım. Bak arkadaşlar, ben size birazdan şu an mantığını anlatacağım. Bu soruyu kalem oynatmadan gördüğünüz zaman direkt cevap şudur diyebilirsiniz. O kısa yolu en son anlatayım. Şimdi arkadaşlar, bu tip sorularda biz şöyle şeyler yapacağız. Şimdi mesela işin içine eksi karışmadığı zaman, mesela 2 tam 3 bölü 5 ile 2 artı 3 bölü 5. Mesela bu bir tam sayılı kesir. Siz bunu bileşik kesire çevirirken yaptığınız işlemle toplama işlemindeki şey aynıdır aslında. Mesela 5 kere 2 10, 3 daha 13 bölü 5 dersin. Toplamada da çarp topla aynı şeydi. Ama sadece işlem ne zaman değişiyor dedik. Hani az önce yanıltmak için bir şey yazmıştım ya. Başına eksi falan gelirse aynı olmaz. Şimdi arkadaşlar, burada bakın, burayı tam kısmı gibi görün. Ve bu kalıp bir soru olduğu için şurada hep bir sayısını görürsünüz. Tamam. Eğer bir yerine 2 falan yer alırsa ilk anlatacağım uzun işlemi yapabilirsiniz. Ama orası %90, genelde kitaplarda 1 olarak görürsünüz orayı. Arkadaşlar, orası yapacağım şey şu. Önce birinci yol diyeyim, şöyle uzun uzun anlatayım. Bakın birinci yolda arkadaşlar, bu bileşik kesri tam sayılı kesire çevireceğim. 27'yi 4'e bölerseniz ne yapar arkadaşlar? 27'yi 4'e bölerseniz cevap 6 yapar, doğru mu? O zaman diyeceğim ki 6 tam şurası kaç olmalı? 6 tane 4 24 yapar. Ama 27 yazıyor. Buraya 3 mü kaldı arkadaşlar? Bakın. Bu işlemlerin aynı olduğunu söylemiştik. Eksi olmadığı sürece. O yüzden böyle artı olarak bıraktım. Bakın. Burası 6 artı 3 bölü 4. Şurası neydi? A tam 1 bölü B artı 1 bölü C. Arkadaşlar, şimdi karşılaştırma yapıyoruz. Kıyas yapıyoruz. Yapacağımız şey şu. Soruda bakın. Sallıyorum. Şurası benzetme yapıyorum. Buranın tam kısmı bu. Buranın tam kısmı bu. O zaman diyeceğim ki A direkt 6'dır. Hocam neden? Mesela atıyorum A 6 değildi, 5 de olamaz mı? Ben burayı 5 yapıp burayı büyütebilirim sonuçta dersin. Ama sorunun devamında B ile C tam sayı çıkmaz. Sorunun başında A, B, C'nin mutlaka tam sayılar olduğunu söyler size. O yüzden direkt bileşik kesire çevireceğiz. Pardon, tam sayılı kesire çevireceğiz soruyu. Arkadaşlar, o zaman bakın, benzetme yapıyoruz, eşleştiriyoruz. A burada direkt kimdir? 6'dır. O zaman bunları silelim sorudan. Zaten A'yı buldum. O zaman arkadaşlar, bunun da buna eşit olması lazım. Doğru mu? Bakın soruya şurada yan tarafta devam edelim. Bunun buna eşit olması lazım. Bir daha bileşik kesire çevireceğim. Ama siz 3'ü 4'e bölemiyorsunuz, değil mi? O zaman bölebilmek için şu kesri takla attırıyorum. Ters çeviriyorum. Yani şurada ters çevirirsen burası 4 bölü 3 oldu mu? Bunu ters çevirdik mi? O zaman sol tarafı da ters çeviriyorum arkadaşlar. İki kesiri de aynı anda ters çeviriyorum. Burada B artı 1 bölü C oldu. Çok pardon. Arkadaşlar, bir aşağı geldi. Siz bir şeyi 1'e bölersiniz, değişen bir şey olmaz. O yüzden 1'i yazmaya gerek yok. Şimdi bir daha niye ikisini de aynı anda ters çevirdim? Şeyi yapabileyim diye. Bölebileyim diye. Arkadaşlar, 4'ü 3'e bölerseniz 1 yapar, değil mi? Cevap 1 tam. 1 bölü 3 yapar. Doğru mudur? B artı 1 bölü C oldu. Bakın yine benzetme yapıyoruz. Buranın tam kısmı B. Buranın, evet, iyice içine ettik şeyin. B, burası da 1. O zaman eşleştiriyorum bakın. O zaman B 1'dir diyorum. Bakın buralar zaten 1, 1 gördüğünüz gibi. O zaman C'de kim olmuş oldu? C'de arkadaşlar 3 olmuş oldu. Yani A 6, B 1, C'de 3. 6, 1, 3 toplamından cevabımız 10 oldu. Arkadaşlar, şimdi kısa yolu da anlatayım. Size de bir soru yazacağım ben. Arkadaşlar, kısa yolumuz şu. Her soruda da olacaktır bu. Çoğu soruda olacaktır. Kitaplarda zaten aksi bir soru göremezsiniz. Kalıp soru. Kalıp soru demek ne demek? Kalıp soru hep aynı şekilde çözülür demek. Şimdi ikinci yolu burada anlatıyorum. Arkadaşlar, 27'nin içinde 4 kaç kere varsa sorunun başında zaten A hep o çıkar. 27'yi 4'e bölünce kafadan işte düşünüyorsun. Kaç kere var? 27'de 4 kaç kere var? 6 kere. A'ya zaten direkt sorunun başında 6'dır dersin. Arkadaşlar, soruda şu ikinci harf ile üçüncü harfin toplamı her zaman şu paydadaki sayıyı verir size. B ile C toplamı size her zaman 4'ü verecektir. Yani zaten sorunun başında daha çözmeden B ile C'nin toplamının 4 olduğu belliydi. Bak, sorunun sonunda zaten gerçekten de 4 çıktı mı? O zaman siz ne yapın? Karşıdan bakın soruya. B ile C'nin toplamı zaten 4. A da zaten 27'nin içinde 4 kaç kere varsa A da 10. B ile C 4 ise A da 6 ise toplam kaç etti? 10. Yani şimdi çözeceğimiz soruyu kimse kalem oynatmadan çözmeye çalışsın.
Herkes kalem oynatmadan çözmeye çalışsın. Ya da çok zorlanırsa kalem oynatın. Bir soru yazacağım sadece. Geçeceğim burayı. Hatta arkadaşlar soruyu ben direkt şuraya yazayım. Arkadaşlar sorumuz şu örnek. Sorunun başında ABC'nin pozitif tam sayılar olduğunu söylüyor. Bakın ne kadar güzel yazıyorum görüyorsunuz. Şimdi A artı tamamen aynı soruyu yazıyorum. 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 69 bölü 5 ise ABC toplamı kaçtır? Kaç cevap arkadaşlar? Evet Sargın sen elendin yarışmadan. Seni eledik. Senin bulduğun 13 kim oluyor soruda? A oluyor değil mi? Sadece A oluyor o. B ile C'yi de ekleyelim yanına. Evet tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamdır. 17 diyen arkadaşı da teessüf ediyorum bu arada onu söyleyeyim. Şimdi tamam Sargın olsun hiç sıkıntı değil. Ben şaka yapıyorum. Biliyorsunuz ben şakacı bir insanım. Şimdi bak arkadaşlar kalem oynatmadan çözüyoruz. Her soru bir kalıp soru dedik buna. Arkadaşlar zaten B ile C kim? Bu değil mi? Payda çıkacak hep. B ile C'nin. Hatta şunu söyleyeyim. Bunlardan birisi hep 1 olacak onu da söyleyeyim. Birisi 1 birisi 4 bunların. Hani ayrı ayrı size sadece C'yi falan sorarsa diye anlatıyorum. Şimdi D harfi oluyor mu? Yani D harfi olmuyor. Bu kalıp bir soru. D harfi olursa da aynı şekilde soruyu çözebiliyoruz. Onu da söyleyeyim. D harfi olmuyor. Arkadaşlar B ile C 5 zaten. A kim? A da 69'u 5'e böldüğünde cevap ne yapıyorsa o. Yani tam bölünmüyor zaten. Kaç kere var 69'un içinde o? 5. Arkadaşlar şöyle bölmeyi yapacağım kenarda. Bir kere var. Çarptım 1. 19. Kaç kere var? Evet 13 çıktı cevabım. Evet arkadaşlar A da 13 oldu. A 13. B ve C toplamı zaten 5'ti. Cevabımız 18 oldu. Burayı da böyle geçtik. Arkadaşlar ben burası aslında çok vakit kaybetmek istediğim bir kısım değildi. Kaybetmek istediğim bir kısım değildi. Burayı böyle bitiriyorum. Arkadaşlar bu arada Zoom'da şöyle bir sıkıntı var bugün. Cumartesi hediyesi mi? Bu biliyorsunuz paket programı. Dersler bir türlü bitmiyor. Yani 40 dakikada otomatik kapanıyordu. O yüzden bugün iftar saatine kadar ders yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü sınırsız bugün paketimiz. Evet. Şimdi evet, ben arada şarkı falan da söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar burayı böyle geçelim. Şimdi sıralamayı da anlatayım. Arkadaşlar dersi bugün ben birazcık uzatmayı düşünüyorum. Sıralamayı da çok kısa anlatayım. Ondan sonra ilk oturumu kapatalım. İkinci oturumda basit eşitsizliklere başlayacağız. Arkadaşlar sıralamada tabii yapacağımız şey pardon. Siliyorum ben arkadaşlarımın hepsini. Bu arada arkadaşlar silerken şeyi anlatayım. Dershanemiz 1 Haziran'da açılacak. Biliyorsunuz dershanenin açılma tarihini kendisi kendi başına karar veremiyor. Tamamen Milli Eğitim'deki okullarla Milli Eğitim Bakanı biliyorsunuz 31 Mayıs'a kadar şey verdi. Derslerimiz 1 Haziran'da başlayacak. Tamamen Milli Eğitim Bakanı'na bağlı. O yasak dediğinde dershane açılırsa gerçekten büyük bir ceza olayı var. O yüzden dershane artık uzatmazlar herhalde tatili. 1 Haziran'da döneceğiz sınıflara. Şimdi arkadaşlar şeyden bahsedelim. Sıralamayla beraber bitiriyoruz dersimizi. Yani rasyonel sayılar kısmını bitireceğim. Yakın bir sınav, en yakında benim hatırladığım 2014'te lisans KPSS'de bir sorumuz vardı. Onu sizlerle paylaşacağım birazdan. Arkadaşlar sıralama dediğimde şey... çok özür dilerim. Şundan bahsetmiyoruz. Mesela atıyorum. Mesela bir örnek vermek gerekirse işte 5 bölü 8 mesela
7 bölü 12. Sıralama dediğimiz arkadaşlar, ben size A'la B'yi sıralayın desem bunu herkes yapar. Sıralamada ben bunu anlatmayacağım. Yani burada ne yaparsın mesela? Bunların paydalarını eşitlersin. 24'e tamamlanır bunlar. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsin. Çarptım. 15 bölü 24 oldu. Çarptım. 14 bölü 24 oldu. Bakın bu daha büyük çıktı, değil mi? Demek ki A B'den daha büyükmüş dersin. Anlatacağım şey şu. Arkadaşlar, payda eşitleyemeyeceğiniz şekilde az önceki birinci soru tipindeki gibi kötü sayılar verecek size, paydaları. Onları sıralamanızı isteyecek. Onları nasıl sıralayacağız onu konuşacağız. Orada bir T olacak sorunun içinde. Bu da kalıp bir soru aslında, sıralama, şu an anlatacağım kısım. Mesela size diyecek ki 17 bölü 16, 18 bölü 17, 19 bölü 18. Bunları sıralayın diyecek mesela. Hangisi daha küçüktür, daha büyüktür? Burada zaten paydaları eşitleyemezsiniz. Gördüğünüz gibi çok kötü sayılar. Ama bu kesirler bileşik kesir mi, basit kesir mi? Sıralamada bunlar değişecek. Ya basit olması sıralamayı değiştirecek. Bileşikte başka bir sıralama yapacağız. Arkadaşlar, not almak isteyen alsın. Bence rasyonel sayıların geçen haftaki dersinden sonra bu haftaki, bugün anlattığım en önemli kısım bence şu an bu. Arkadaşlar, şöyle olacak. Bakın, pay payda arasındaki farklar eşit burada, görüyor musunuz? Pay ve payda arasındaki farklar bir. Bakın, fark burada da bir. Fark burada da bir. Şunu yapacağız. Şöyle yazalım. Pay ve payda arasındaki farklar eşit iken, arasındaki farklar eşit ise arkadaşlar, iki tane sıralama anlatacağım. Biri şu, basit kesirlerde diyelim. Arkadaşlar, buraya herkes, bir sürü hoca, her hoca farklı bir yerden yaklaşıyor olabilir. Ben sadece kendi yaklaştığım yeri anlatacağım size. Ve doğruluğuna kesinlikle güvenin bunun da. Arkadaşlar, pay kısmına bakacağım. Kesirin üst tarafı oluyor, değil mi pay? Paya bakacağım. Basit kesirlerde diyeceğim ki, payda hiç bakmayacağız arkadaşlar. Payı büyük olan büyüktür. Evet. Şimdi şurasını silelim. Arkadaşlar, kesirleri sıralarken pay ve payda arasındaki farklar eşit ise, eşit iken basit kesirlerde payı büyük olan büyüktür. Bak, tersini yazmıyorum. Demek ki ne demek? Küçük olan da küçük demek oluyor. Doğru mu? İkide de şundan bahsedelim. Bileşik kesirlerde, bileşik kesirlerde tam tersini söyleyeceğim ama yine paya bakacağız arkadaşlar. Tam tersini yazıyorum. Yani payı küçük olan büyüktür. Payı küçük olan büyüktür diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğim. Bakın, burada ben size birazdan çok güzel bir yorum sorusu yazacağım. Anlatmadığım bir şey olacak ama orada yorumu size bırakacağım. Şimdi şurayı siliyorum. Mesela arkadaşlar, bunu soru gibi görmeyin. Bunu beraber çözelim zaten. Mesela soru size dedi ki, soru gibi görmeyin bunu. Ben size şimdi güzel bir soru yazacağım. Arkadaşlar, soru size x'i 17 bölü 13 diye vermiş. Mesela y'yi 21 bölü 17 diye vermiş. Mesela z'yi de ne versin? 27 bölü 23 versin. Arkadaşlar, ben size desem ki bu 3 tane kesri küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? İşte şıklara yazmış. İlk küçük y, küçük z. İşte x, z, y bilmem ne böyle gidiyor. Arkadaşlar, bakın, payda eşitleyemeyeceğiniz sayılar var. Hemen aklınıza bu anlattığım şey gelsin. Pay payda arasındaki farklar eşit olduğunu fark edin orada. Bakın, pay payda arasındaki farklar eşit olmazsa zaten soruyu çözemeyiz. Bu kalıp bir soru o yüzden. Bakın, fark kaç burada? Fark 4. Buradaki fark kaç? 4. Buradaki fark kaç? 4. Demek ki bu soru bu soru. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar, pay payda arasındaki farklar eşitken? Basit kesir mi, bileşik kesir mi diye bakıyorum. Arkadaşlar, bunlar nasıl kesirler? Bakın, üsttekiler daha büyük olduğu için bileşik kesir bunlar. Doğru mu? O zaman arkadaşlar, bileşik kesirlerde ters düşünmeyecek miydik? Paya bakacağız. Bak, sıralamayı yaparken hep üsttekili sayılara bakacağım. Hiç aşağı bakmıyorum. Ters bir şey söylüyoruz, değil mi? Payı küçük olan daha büyük. O zaman bakın buraya. Şu en küçük mü? Şimdi bir arkadaşımız bir şey yazmış. Bileşik kesirde paydası küçük olan büyük değil. Ama bak, o şimdi mesela senin söylediğin şey çok ezber. O ne zaman geçerli biliyor musun mesela? Şöyle şeylerde geçerli. 1 bölü 2, 1 bölü 3,
Mesela bak C'de 1 bölü 4 olsun, tamam mı? Üsttekiler birbirine eşit olduğu zaman senin söylediğin şey geçerli. Evet, mesela böyleyse o zaman dersin ki paydası küçük olan, şu an ben sana bambaşka bir şey anlatıyorum. Yani bu söylediğin gibi bir şey anlatmıyorum. Evet, dediğin gibi üsttekilerin hepsi birbiriyle aynıysa senin dediğin gibi yapacağız. Diyeceğiz ki aşağısı küçük olan daha büyüktür. Mesela burada şu an en büyük olan A'dır. Sonra B'dir, sonra C'dir. Tamam. Umarım demek istediğim şeyi anlamışsındır. Arkadaşlar, bu soru bizim özel sorumuz. Bakın pay payda arasındaki farklar. Evet, cevap vereceğim şimdi Sargın sorusuna da. Arkadaşlar pay payda arasındaki farklar birbiriyle eşitse sadece üstlere bakarak sıralamayı yapacağız. Bileşik kesirse ters düşüneceğiz. O zaman üstü en küçük olan daha büyük olmaz mı? O zaman arkadaşlar burada en küçük bu mu? O zaman en büyük sayımız bizim x olmuş oluyor. Büyük olan da küçük oluyor, doğru mu? Bakın bileşiklerde ters düşünüyoruz. Küçük olan daha büyük, büyük olan daha küçük ve paylara bakarak. O zaman burada en küçük sayı z, y de ortada. Ama şöyle olsaydı. Bak şurayı sileyim. Şöyle olsaydı mesela A sayısını 11 bölü 13 diye vermiş. B'yi 13 bölü 15 diye vermiş. C'yi de 15 bölü 17 diye vermiş. Böyle verseydi bak yine farklar kaç? 2. 2, 2. Bunlar nasıl kesir? Bak bu sefer basit kesir, doğru mu? Basit kesirlerde nasıl davranacaktık? Düz davranıyoruz. Basitlerde büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür. Ama bileşiklerde ters düşüneceğim. O zaman burada en küçük kim? A. Ortanca B, en büyük kim? C gibi. Basitlerde düz mantık, bileşiklerde ters mantık. Bileşiklerde üstü büyük olan daha küçüktür. Üstü küçük olan daha büyüktür gibi. Arkadaşlar, arkadaşımız yazmış. Hem basitten bileşik kesir verirse ne yaparız diye. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Oraya şöyle not olarak yazmak isteyen varsa yazabilir. Arkadaşlar not deyin. Şuraya yazayım not. Bileşik kesirler her zaman daha büyük kesirlerdir. Bileşik kesirler her zaman basitlerden büyüktür. Mesela bak bir tane işte örnek yazsam. 9 bölü 11 mi? Bu 13 bölü 11. Pardon, bu 11 olmasın. Şey yazdım buraya. 17 bölü 15. Buraya da 21 bölü 19 yazdım. Bak burada fark 2. Burada fark 2. Burada fark 2. Ama dikkat et. Bu basit kesir. Şu ikisi bileşik kesir. Doğru mu? Bileşik kesirler her zaman. Eksi 1 artı 1 arası. Arkadaşlar eksi 1'e 1 artı da diyebilirsiniz de. Öyle çok ezberle. Zaten basit kesir nedir? Basit kesir. Sayılarla hiç ezber yapmayın. Basit kesir direkt üstteki daha büyük olan kesirler değil midir? Arkadaşlar bu basit kesir. Bu da bileşik kesir mi? Zaten burada tek basit kesir bu olduğu için buranın en küçük elemanı zaten A olmuş oluyor. Sonra B ile C'yi kendi arasında kıyaslarsın. Pay payda arasındaki fark ne? 2 mi pay payda arasındaki fark? O zaman ne diyorduk bileşiklerde? Ters düşünüyorduk, doğru mu? Bak ne diyorduk? Şu üstü küçük, büyük olan daha küçüktür. O zaman burada küçük olan C. Büyük olan da B dedik. Tamamdır. Arkadaşlar basit kesirler zaten bakın basit kesirler zaten birden küçük kesirlerdir her zaman. Basit kesir nedir? Bak 5 bölü 7 bölemiyorsun. 7 bölü 11 bak bölemiyorsun. Daha 1 bile olamamış. Mesela şu kesiri 1 yapan sayı kimdir? 11 bölü 11. Evet. 0 1 arası evet bileşik eksi 1 ile 0 arası da şeydir. Basit kesrin 1 tamdan daha az ama bileşik kesrin 1'den daha fazlası, o yüzden hep daha büyük. Arkadaşlar bakın buraya çok fazla sözel yorum yapmamaya çalış. Şu an herkes bildiklerini yardırıyor yorumlarda. Evet. Hiç sayılara takılmayın. Tamam, sayılara takılmıyoruz. Anlattığım şey çok açıktı. Üstteki daha küçükse basit kesirdir. Doğru mu?
Üstteki küçükse basit kesirdir. Üstteki daha büyükse de bileşik kesirdir. Bitti. Hani 0 ile 1 arası mı? Eksi 1 ile 1 arası mı? Ya bunları çok fazla şey yapmayalım. Hani çok fazla kafanızı yormayın. Tamam. Üstteki küçükse basit kesirdir. Bu kadar. Ama üstteki daha büyükse de bileşik kesirdir. Şimdi arkadaşlar soru yazıyoruz. Evet, bu dersimiz biraz uzun sürdü. Bir soru çözelim, araya girelim. Arkadaşlar şuraya yazacağım soruyu yazın. Arkadaşlar sayılara takılmıyoruz dedik. Bu arada şey, bu arkadaşımızın biri 0 ile 1 arası yazmış ya. Sadece 0 ile 1 arası değil, 0 ile eksi 1 arası da basit kesir oluyor. Şimdi yani ona şey diyebilirsiniz, eksi 1 ile 1 arasındaki bütün sayılar basit kesirdir diyebilirsiniz. Arkadaşlar örneğimiz şu. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bu söylediğim sıralamalar tamamen pozitif sayılar için geçerlidir. Unutmuyoruz. Negatif olursa ne yapacağız? Konuşacağız birazdan. A, B, C. Pozitif reel sayılar. Yani reel demek ne demek? Küsuratlı da olabilir. Sayıların kim olduğuyla uğraşmayacağım. Evet arkadaşlar, A artı B 22 bölü 19, A artı C 26 bölü 23, B artı C 32 bölü 29. A, B, C'yi küçükten büyüğe sıralayınız. Arkadaşlar bakın. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. A, B, C midir? A, C, B midir? B, C, A mıdır? İşte neyse. Soru sizde. Evet arkadaşlar uğraşıyoruz. Ha bu arada yani sorunun içinde anlatmadığım bir şey var. Orada yorumu sizin yapmanızı istiyoruz soruda. Evet arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bakın şurada yapacağımız yorum güzel olacak. Arkadaşlar önce şu sayıları bir sıralayalım. Bunları bana tek tek vermemiş. Bakın toplamlarının cevaplarını vermiş. Öyle taraf tarafı falan işlemler yapmayacağız. Öyle şeyler yapmayalım sakın. Şimdi arkadaşlar şu 3 tane kesiri sıralayalım. Payda eşitleyebileceğiniz şeyler değil gördüğünüz gibi. Bunlar bakın pay payda arasındaki fark kaç? 3. Aradaki fark kaç? 3. Aradaki fark kaç? 3. Pay payda arasındaki farklar eşitken ne yapıyorduk? 2 tane sıralama çeşidimiz var. Basit kesir mi, bileşik kesir mi? Ve sıralamayı hep üstteki sayılara bakarak yapacağız. Basitlerde de böyle, bileşiklerde de. Arkadaşlar bileşik kesir bunlar. Ne yapıyorduk? Bileşik kesirlerde ters düşünmüyor muyduk? Yani küçük gibi duran aslında en büyükleri, büyük gibi duran aslında en küçükleri. O zaman burada arkadaşlar şuraya yazayım. En küçük kim oluyor? Üstü büyük olan en küçükleri değil bunların? B artı C. Ortası A artı C. En büyükleri de kim? A artı B. Bakın ben şu an bunların toplamlarını sıraladım. Doğru mudur? En küçüğümüz şu, sonra şu, en büyük de bu. Arkadaşlar buradan eşitsizlik çözebilirsiniz, denklem çözebilirsiniz. Bir sürü yöntem var. Şu an ben daha ABC'yi bakın sıralamadım. ABC'ye çevireceğim bunu. Şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Her seferinde de olur bu. Arkadaşlar burada en küçük kim? En küçük şu mu? Küçük de kim yer almamış? Küçük de olmayan harf kim? A. Demek ki A küçük de yer almadığına göre A bunların en büyüğü. Büyüğe bakın. Burası büyük olan yer mi? Arkadaşlar büyükte hangi harf yok? C yok. C büyükte yer alamadığına göre demek ki C'de en küçük diyoruz. Üçüncü harfi de ortaya otomatik olarak yerleştiriyoruz. Cevabımız C ve A olmuş oluyor. Tabii başka yöntemler de var. Eşitsizlik çözersiniz. İkili ikili yaparsınız bunları.
A'lar birbirini götürdü dersin, CB'den büyük dersin gibi. O da var ama bu bak daha net bir şey, daha kısa bir şey. Yani burada tekerlememiz ne? Küçükte olmayan en büyüktür, büyükte olmayan en küçüktür dedik. Tamamdır. Arkadaşlar burada aramızı verelim. İlk dersimiz baya baya uzun sürdü. Bir 60 dakika falan oldu. Bugün Zoom bize paket hediye etti galiba. Şimdi yayında hiç kapanmadı. Arkadaşlar tam 10 geçe, tam 9 dakika sonra ikinci yayın için gruba link atacağım. Basit eşitsizliklere başlayacağız. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Burada şimdilik dersi ara veriyoruz.